acı çektiğini biliyorum. Çünkü ben de çok acı çektim. Ne çektin? Evlat acısı mı çektin? Baba acısı. Gülümser'in acısı. Kandırılmak, aldatılmak, kullanılmak. Benim çektiğim acıların sebebi senin oğlundu. Senin oğlun o kadının sebebi oldu. Senin oğlun benim babamı hasta yatağında öldürdü. Yalan! Keşke öyle olsaydı. O zaman ben de kendimi suçlamazdım. Benim oğlum acılar çekerek öldü. Ama sen acılar çekerek yaşayacaksın. Oğlun birini daha öldürecekti. Engel oldum. Yine olsa yine yaparım. Oktay'ı yine vururum. Beni buna o mecbur etti. Bunu benim gözlerimin içine baka baka söyleyebiliyorsun. Bir annenin gözlerinin içine baka baka. Keşke senin gibi bir annesi olmasaydı. O zaman belki de katil olmazdı. Annelik ne? Sen biliyor musun? Oğlumu ben hayatta tuttum. Benim oğlum küçücük doğdu. Yaşamaz dediler. Yapacaksın dedim. Yaşayacaksın dedim. Yaşadı. Benim için yaşadı oğlum. Benim oğlum benim için yaşadı. Bu saatten sonra başka çocuğum olmazdı. Benim için yaşadı benim oğlum. Ama senin yüzünden öldü. Kötü adam dediler benim oğluma senin iftiraların yüzünden. Herkesi düşman ettin ona. Sen bir çıyansın. Sen bir yılansın. Sen oğlunun her şeyini aldın. Her şeyini. Sonunda canını aldın oğlumun. Yaşadığı sürece herkese zarar verdi. Senin oğlun bir canavardı. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kırılmadık kemiği kalmayacak buradan düştüğünde. Ben buraya kendim geldim. Ne konuşacaksan konuş diye karşına geçtim. Ne sanıyorsun? Karşında durup beni öldürmeni mi bekleyeceğim? Aranan biriyle ilgili bir ihbarda bulunacaktım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Bırak polis gelsin alsın. Zaten ceza alacak. Ben daha fazlasına ortak olmam. O zaman defol. Defol. Uçurumun dibinde hemen ölecek şanslıysa. Ama değilse bulunana kadar can çekişecek. Hayır, onu bizim aldığımızı bulurlar. Engel olamam. Ne yapacaksan git götür benimle ilgisi olmayan bir yerde öldür. Bu zamana kadar her şeyden kurtuldun. Ama bundan kurtulamayacaksın. Yerinde olsam hayatta kalmamı sağlayacak kişiyle iyi geçinirdim. Benim canımı sıkma. Ölmemi ondan daha çok istediğini ikimiz de biliyoruz. Sus. O beni öldürmek istiyor. Ama asıl iğrenç olan sensin. O evladının acısını dindirmeye çalışıyor. Sen, tek derdin benden kurtulup savaşı yalanlarla yaşamaya mahkum etmek. Bir insandan ne kadar nefret edilirse senden o kadar nefret ediyorum. Ya öleyim ya hapse gireyim. Savaş da sana kalsın. Kabullenemedin. Sandın ki Sevinci sevdi diye seni sevmedi. Şimdi de ben. Ama benimle ilgili değil. Savaş seni sen olduğun için sevmiyor. Ne yapıyorsun yap. Biri geliyor. Oktay'ım yanmış.
Gözünde hala bir kurşun var, senin attığın kurşun. O ambulansın içinde sıkışıp kalmış oğlum. Benim oğlum yanmış. Diri diri yanmış. Kimse katil doğmuyor. Oktay da doğmadı. Onun öyle olmasına sebep sensin. Birine kızacaksan kendine kız. Katil sensin. Ben oğlumu tek başıma bıraktım. Ne diyorsun sen? Yemedim, yedirdim. O milletin pis kursağına girsin diye ben kilolarca mantı yaptım. Öyle yetiştirdim oğlumu. Ne belim kaldı, ne sırtım kaldı. Anayım ben. Ana. O kadar kolay değil. Oğlum gibi sen de mi katil olacaksın? Onun öyle olmasında sebep sensin. Anla artık. Çabuk götür beni buradan. Ne duruyorsun, yürüsene. Nurten Hanım. Bak. Al bunları. Tamam mı? Bunlar nereden baksan 200 bin lira falan eder. Şimdi bana hiç Nurten Hanım falan başlama. Al bunları. Yürü git. Hadi. Korkak. Sallaya sallaya köpek ettin değil mi bunu? Meryem! Oğlumun sebebi sensin. Meryem! İkiniz birden gireceksiniz kara toprağın içine. Oğlum beceremedi, sen mi yapacaksın? İyi misin? İyiyim. Hadi gidiyoruz buradan. Bırakmam. Bırakmam ben. Alo! Polis! Polis mi? Yakalayacaklar. Dört duvara tıkacaklar. Sonra günün birinde gelecek, benim gırtlağını kesecek. Senin haberin bile olmayacak. Tıpkı benim oğlumun öldüğünden haberim olmadığı gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.